arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz şu şekilde güzel bir e, kare motif çalışmasıyla sizlerle birlikte olacağız bakınız kare kare motiflerimizi artırarak dilediğimiz boyuta kadar örebiliriz battaniyeler çok güzel olabilir ya da biraz daha büyütüp e, birleştirerek yine battaniyeler ya da örtüler örebiliriz nerede kullanmak istiyorsak gayet güzel bir şekilde bir taneden başlayarak birer birer artışlarımızı yapıp dilediğimiz ölçüye kadar geleceğimiz güzel bir motif hem tek renkte hem de çok farklı renklerle uyum içerisinde örülebilecek özelliğe sahip Evet şimdi iki rengimizde çalışalım modelimizi Modelimiz için dilediğiniz renkteki iplerimizi kullanabilirsiniz. İpimize uygun da tığ numarasını tercih edelim. Öncesinde bir tane düğümümü atıyorum. Bakınız bu düğüm zincirimizden saymıyoruz bunu. 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içerisine geliyorum ve batıyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Zincirim ve trabzanımla birlikte iki tane trabzanım oldu. Diğer zincirin içerisine bir tane trabzan örüyorum ve son zincirin içerisine de trabzanımı örerek toplamda bakınız 4 tane trabzanımı örüyorum. Birincisi dönüş yaptığımız dördüncü zincire döndük. İki tanesi ise birer birer geriye gelerek ördüğümüz e, trabzanlarımız. Şimdi bir, 2 3 örgümüzün arka yönünü çeviriyorum 4 5 ve 6 6 tane toplamda zincirimi çektikten sonra yine aynı işlemimi yapıyorum 1 2 3 4 4. zincir yuvasına geliyorum atıyorum trabzanımı örüyorum zincirimle birlikte iki trabzanım oldu hemen yanındaki zincir yuvasına giriyorum 3 trabzanım ve bir sonraki zincirime batıyorum 4 tane trabzanımı ardı ardına ördüm dördüncü trabzanımı ördükten sonra diğer uçtaki trabzanımızın hemen ara boşluğuna batıyorum ara boşluğuna battım bakınız 6 tane 2 zinciri yine çektik 4'ten geriye doğru geldik 4 ve toplamda 4 tane trabzanımız oldu ve en sondaki alttaki trabzanın en sondaki araya girdim ve hemen bakınız battığım yerde şöyle tutuyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başında doluyorum bu araya 3 tane trabzanım ekliyorum 1 2 3. Toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Bir olan trabzanımız sağdan ve solundan yeni kutucuklar ördük ve 2 tane trabzanlı kutu şeklinde artışımız oldu. Birken 2 oldu. Şimdiki sıramızda ise 3 tane kutucuğumuz olacak. Yine 6 tane zincirimizi çekerek artışımızı yapmaya hazırız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 örgümün yönünü çeviriyorum ve sayıyorum 1 2 3 4. zincirin içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum sırası ile diğer iki trabzanımı da örüyorum 3 ve 4 toplamda 4 tane trabzanımı örüyorum ve uç noktaya bakınız şuradaki trabzanımın içerisine giriyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 Hemen 3 tane trabzan örmek için tekrar buraya giriyorum. 1 2 ve 3 4 trabzan sayısına ulaştığım zaman yine en sondaki trabzanın arasına hemen batıyorum. Bakınız şu şekilde batıyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 3 tane trabzanımı aynı yere görmüş olduğumuz yere girerek örüyorum. 1 2 ve 3 1 tane ile başlamıştık. 2 ve 3 sayısına ulaştık. Şimdi bir tane düğüm atıyorum. ipimi değiştirmek istiyorum. Eğer ipimi değiştirmeden tek renk örmek isteseydim. Yine 6 tane zincirimi çekerek aynı şekilde örmeye devam edecektim. Şimdi ipimi şöyle bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum. Ve renk katmak için beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Ve aynen bakınız bittiği yerden batıyorum. Yani ipimi kopardığım yerden gelerek batıyorum. Ve başlıyorum zincirimi çekmeye battıktan sonra. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimizi çekelim. Hemen geriye dönüşü yapalım. 1 2 3 4. 4. tırabzanıma zincirime bir tane trabzan örüyorum. Ve sırası ile trabzanlarımı örerek toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Bir zincirimizden döndüğümüz 3 tane de diğer trabzanlarımız ve bu trabzanımızı uç noktadaki en son trabzanımızın olduğu yere giriyorum. Ve 3 tane zincir 1 2 3 3 tane trabzanı aynı yeri örüyorum. 1 2 3. Şöyle ipimizin türlü kısmını alalım. Evet toplamda 4 trabzanımı ördükten sonra yine diğer alttaki trabzanımızın şu kısma giriyoruz. Zincirle dönüş yaptığımız kısım burası. 3 tane zincirimizi yine çekiyoruz. Ve 3 tane trabzanımızı 1, 2, 3 ekliyoruz. Bakınız 4 tane Yine en sondaki zincirden döndüğümüz trabzanımızı arasına giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen 3 trabzanımızı da ilave ediyoruz. 2 ve 3. Toplamda 4 tane trabzanımız oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimizi çektik. Hemen örgümüzün yönünü çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine trabzanımızı örüyoruz. Ve hemen yanındakini ve bir sonrakini trabzanımızı örüyoruz. Bakınız. 4 tane trabzanımız oldu ve zincirden döndüğümüz 3 tane trabzan bakınız bir tane zincirden en sondaki yani trabzanın en sonuna gelerek araya giriyorum ve 1 2 3 zincir 1 2 3 tekrar en sondaki yere gelerek batıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 en sona batıyorum artık buralar bakın hep aynen devam etmekte hemen 3 zincirimi çektikten sonra 3 tane trabzanımı ilave ediyorum 1. diğerine takılıyor şöyle büküyorum 2 ve 3 ve en son kutucuğumuza geliyoruz. Zincirden döndüğümüz yere batalım ve tekrar 1 2 3. 1 2 3. Tekrar ben rengimi değiştirmek istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Rengimi değiştirmek istediğim için ipimi kesiyorum. Tek renkle de devam edebiliriz. Bakınız 1 2 3 4 ve 5. Birer birer her sıramızda sayımız artmakta. İpimi kopardığım yerden tekrar başlıyorum. Takıyorum bakınız tığıma bir tane düğüm attım ipimle. Hemen şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 ve 4'e yine geliyorum. Bakın işlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor sıras ile zincirlerimi ve devam ediyorum bakınız en sondaki zincirden döndüğüm yere giriyorum 3 zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 hemen batıyorum. 1 2 3 ve 3 tane trabzanım örüyorum ve bu şekilde uca doğru devam ediyorum. Uç noktaya kadar artışlarımı yaptım ve geldim bakınız en son noktadayım. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 ve 6 döndürüyorum. Sayıyoruz 1 2 3 4 hep aynı işlemleri yapıyoruz. Kocaman bir battaniye örsek de artışlarımızı yaptığımız sürece bu işlemlerimizi aynen devam ettiriyoruz. Herhangi bir e, farklı işlemimiz yok. Artışlarımızda hep 6 tane zincirimizi kenardan çekiyoruz. Üzerine önce geri dönüş sonra 3 tane trabzanımızı ördükten sonra aradaki bölümlerimizi en son zincirimizin içerisine batıp 3 zincir çekip artı 3 tane de trabzanımızı ilave edip uca kadar geliyoruz. Ve bu uçtan da aynı şekilde 6 zincirle çıkıp tekrar diğer tarafa gidiyoruz. Genişleme işlemimiz isterseniz ne kadar büyük olursa olsun bu şekilde devam edecek. Şimdi buradan geliyorum ve bu ikinci yeşil sıramı da bakınız dört tane trabzan ördükten sonra zincirli olan bölüme gelip batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet iki sıra yeşilimizi de ördükten sonra tekrar iki sıra beyazıma geçmek istiyorum ve artık daralma işlemini birlikte yapalım. Daralmaya doğru devam edelim. Bakınız daralmada ipimi buradan kopardım. Şimdi şuradaki 3 tane zincirin olduğu yere geliyorum ve batıyorum. Beyazımı tığıma bağladım ve başlıyorum. 1, 2, 3. Örüyorum. 3 tane trabzanımız. 2, 3. Aynı renkle devam etseydik bir sonraki dönüşte nasıl olduğunu göreceğiz. Bakınız. 4 tane trabzanımı ördükten sonra araya giriyorum. Yine aynı şekilde örüyoruz. Aralar tamamen aynı sadece kenarda biraz içeriden başlıyoruz bir tane dilim giriyorum tekrar üç tane zincir ve üç trabzan bir şöyle trabzanımız karıştı bir iki ve üç ve devam edelim 1 2 3 2 3 diğerine batıyorum 1 2 3 trabzanlarımı örüyorum 1 2 ve 3 diğerine batıyorum bakın sıra ile devam ediyoruz 3 tane trabzanımı örüyorum Evet en önemli noktamıza geldik şimdi burada daralma işlemin ipimizi kopardığımız için hemen şu şekilde başlamıştık ama bakınız ipimiz aynı şekilde devam ederken ki geçişimizi bu şekilde yapacağız. Dikkatli bakalım bakınız en sondaki trabzan arasına giriyorum ve batıyorum örgümün yönünü çeviriyorum sırası ile ilmeğimi kaydırarak şu şekilde zincirden çekmiş olduğum trabzanıma geliyorum ilmeğimi yarım aldım. Sadece içinden geçiriyorum ve ilmeğimin olduğu yere geliyorum. 1 2 3. Aynı renkli örmüş olsaydık bakınız bu şekilde geçişimizi yapacaktık. Yani geri dönecektik. ileri gidip zincir çekip yukarı çekmeyecektik. Geriye bu trabzanlarımızın üzerinden ilmeğimizi kaydırarak geri dönüşümüzü yapıyoruz. Ve 3 zincirimizi çektikten sonra 3 tane trabzanımız bir sonrakine ve uca doğru örelim. Evet en son beyazımıza kadar geldim. Batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekerek yeniden diğer rengime geçmek için ipimi koparıyorum. Ve azalma işlemlerini görmekteyiz bakınız. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Tekrar diğer rengime geçiyorum ve azalmaya başlıyoruz yine. Bakınız ipimi değiştirdiğim için hemen 3 tane zincirden olan trabzanımın bulunduğu yere giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Üç. 3. trabzanımızı şöyle ipimiz yarımlandı. Yarımlanmadan 3. Diğer 3 trabzan arasına batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. 3 trabzan. Toplamda 4 olunca diğer tarafa tekrar 1, 2, 3 ve ilerliyorum. 3 ve 4 sona doğru ilerleyelim. Evet uç noktamıza geldik ve battım. Tekrar ilmeğimi takıyorum tığımı daralmalarımıza devam ediyoruz. Ve birer birer sadece ilmeğimi kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırarak devam ediyorum. Ve zincirimin olduğu araya geliyorum ve 1 2 3 ve 3 tane trabzanımı örüyorum yine 3 tane trabzanla olan bölüme batıyorum 1 2 3 3 trabzanımı ilave ediyorum 3 diğer tarafa geliyorum batıyorum ve bir tane zincirimi, çekiyorum. 2 tane daha ilave ettikten sonra 3 trabzanımı da birer birer örüyorum. En son batıyorum ve ipimi değiştirmek üzere koparıyorum. Tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. Tekrar beyaz ipimi taktım. İpimi buradan koparmıştım. Bakınız düz yönü burası. Hemen arkasını çeviriyorum. 3 tane zincirli olan trabzanımın olduğu yere batıyorum. 1 2 3 3 tane de trabzanımı örüyorum 3 toplamda 4 olunca hemen diğer tarafa geçişimi yaparak 3 zincir 3 trabzanımı örüyorum 3 diğer tarafıma geçiş yapıyorum ve hemen çeviriyorum ilmeğimi sadece kaydırarak eksilme işlemimi yapıyorum ve bir tane zincirden oluşan trabzanımın olduğu yere giriyorum 3 zincirim ördükten sonra 2 3 3 tane bakın trabzan bir tane de zincirimizi toplamda 4 olduktan sonra geliyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum son tek trabzan grubumu da ördükten sonra modelimi tamamlıyorum Evet, motif çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Şöyle bakalım. Bakınız hem artışlarımızı yaparak büyüttük istediğimiz ölçüye gelene kadar artış yaptık. Daha sonrasında ise birer birer eksilerek bir kare motife ulaştık. Evet, böylelikle bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.